18-24 yaş aralığında bir genç olmak demek Türkiye'de. Aslında hayatının her alanına nüfuz etmiş bir baskıyla, bir mücadeleyle karşı karşıya olmak demek. Çünkü bugün mesela ben 18 yaşında bir insan olarak işte ekmeğin fiyatının sürekli artmasını, işte yağın litresinin ne kadar olduğunu vesaire vesaire düşünmek istemiyorum. Ama hayatımı idame ettirebilmek için, özellikle de kendi ayaklarım üzerinde idame ettirebilmek için bunları biraz düşünür hale gelmem gerekiyor. Ve bunları düşünürken de aslında mesela dünyanın farklı yerlerinde aslında yaşıtlarımın yaptığı şeylerden de mahrum kalıyorum. Çünkü bugün benim için dışarıya gidip bir kahve içmek bile aslında ekonomimi günün sonunda bayağı zedeleyebilecek bir şey. Yani bunu yaparken bile iki kez, üç kez düşünmek zorunda kalıyorum. Ekonomik kaygılar yetmiyormuş gibi bir yandan okumaya çalışıyorum. Okul bittikten sonra ne yapacağımız vesaire vesaire konusunda ciddi bir belirsizlik var. Ama bunu düşünmeye fırsat kalmadan zaten okurken de birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorum. Çünkü ben mesela bir temel bilim öğrencisiyim, kimya okuyorum ve akademik yüküm hiç de öyle az uz değil. Ama ben hayatımı idame ettirmeye, hayatta kalmaya çalışırken bu akademik yükü mesela tam anlamıyla karşılayamıyorum. Bu akademik yükü karşılayamayınca da hayatım iyice bir belirsizliğe düşüyor. İyice, yani nereye gittiğimi bilmez bir hale geliyorum. Bazen gerçekten hani o gün mesela ne yiyeceğimi düşünürken mesela işte laboratuvar raporumu yazmayı unutmuş olabiliyorum. Faturayı nasıl ödeyeceğimi düşünürken mesela ders yeterince çalışamıyorum. Kıraathanedeki amcanın da benim de ortak derdim olan mesela oynak bir döviz kuru söz konusu. O yüzden bu belirsizlik halinde de akademik kaygılarını o kadar önemseyemiyorsun. Mesela ben bir temel bilim öğrencisi olarak yani hedefim akademide kalmaktı, hep bilim insanı olmaktı. Ama bugün bir bilim insanı olabilmek için benim mazot fiyatından, ekmek fiyatından bir haber olmam gerekiyor. Çünkü işte ne bileyim öğleden sonra 2 saat uğraşarak falan bilim yapılmıyor. Bilim yapabilmek için tüm hayatını buna vermen gerekiyor. 24 saatini buna vermen gerekiyor. Ve benim bunu yapabilecek bir koşulum yok şu an. Alo, neredesin? Tamam, gördüm sizi. Geliyorum şimdi. Yurt dışına çıkmak istiyorum. Bu bir istekten çok zaruriyet haline geliyor. Çünkü dediğim gibi ben mesela yani bilim insanı olmak ve işte akademide kalmak yönünde bir kariyer planı çiziyorum kendime. Ve bu gelecek planını gerçekleştirebilmek için de bir noktada yurt dışına çıkmam gerekli hale geliyor. Yani bir şeyler kötüyse mesela, ekonomi kötüyse bu sadece ekonomi kötü ve bitti demek değil. Ekonomi kötü olması otomatik mesela o ülkede üretilen bilimin kalitesini de, o ülkede yapılan işte sanatın kalitesini de, aslında toplumun ürettiği ve yaptığı her şeyi etkileyen bir şey haline geliyor. O yüzden Türkiye'de şu an bir şekilde bilim üretmek istiyorsanız, bilim icra etmek istiyorsanız bunu yapabilmeniz çok mümkün değil bu koşullar altında. O yüzden de bir şekilde yurt dışına çıkmak gerekiyor yani. Yani bugün herhangi bir arkadaşımla bir yerde oturduğum zaman aslında konu bir şekilde ekonomiye geliyor. Hepsinin farklı kaygıları var. Bugün çok fazla refah içinde yaşayan, bunları düşünmeden yaşayabilen kimse kalmadı aslında. Özellikle öğrenciler daha çok konuşuyor bunları. Geçimimi sağlamak bir öğrenci konusunda düşündüğümde çok zor. Yemeğim olsun, içmem olsun, her şeyimde bir sıkıntı yaşıyorum. Ya aslına baktığım zaman her açıdan ekonomik problem çekiyorum ben. Öğrencilerin bu noktada da hani evde bir şey pişirmek veya işte dışarıda yemek yemektense alternatif bir şey oluyor mesela. Yemekhaneye gitmek oluyor. Ben gidiyorum yemekhanede. Ne doyurucu oluyor ne de bizi yeterince memnun ediyor. Okulda mesela yemekhanedeki yemek her zaman yenilebilecek cinsten bir yemek olmuyor. Bazen işte bakmamam bile gerekiyor yemeğe. Okulda bir öğün yemek yemek zaten minimum 20 liradan falan başlıyor. Ekmeklerinden fazlalarını alıp yurda götürüp işte bir ekmek arası bir şey, bir şeyler olsun, küçük küçük almaya çalışıyoruz. İnanıyor musun bunlara? Yine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? Bunlar hesap kitap bilmiyor. 1200'lü zaten kiraya gidiyor. Yani 2400 bizim ev kiramız. 1200-1200 bölüşüyoruz. Doğalgaz, elektrik, su faturaları. Bunlar kişi başı 200-300 falan oluyor. Benim annem hemşire, tek maaş. Abim, annem, ben, annemin parasıyla geçiniyoruz. Biraz gönderebiliyor sağ olsun. Bir şekilde sağlıyoruz. KYK kredisi alıyorum. İşte geriye ne kadar kalıyor? 500 falan kalıyor benim elime. Tabii 500 lirayla da bir ay
geçinebilmek çok mümkün değil. Bunlar hesap kitap bilmiyor. Ben gene de AK Partiliyim. AK Parti içinde bir neferim şu anda sadece. Tamam, bırakın Allah'ını. Bugün böyle açız maçız falan diyen insanların birisi aç değil. Zaten aç olan açım diye bağırmaz. İnanıyor musunuz bunlara? Yani yeterli mi? Değil, asla değil. O yüzden özel ders vermeye çalışıyorum. Başka küçük küçük işlere girmeye çalışıyorum. Elimden ne gelirse, neye vaktim varsa. Bir yandan da çalışmak zorunda kalıyorum aslında. Bu işte faturalar, kiralar falan filan. Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin. Bugün öğrencilerin çoğu zaten part-time çalışmak zorunda kalıyor ve oldukça düşük ücretlere çalışıyorlar aslında. Çünkü yani bir şekilde geçinmeniz gerek ve bunu da işte yapabildiğiniz en kolay yolla yapıyorsunuz. Saati çok düşük ücretlere çalıştırılıyoruz ama yani elinizdeki alternatif bu ve genelde 8 saat gibi günün büyük bir kısmını alan sürelerde çalışıyorsunuz ve elinize çok makul bir miktar geçmiyor aslında ama ve bunu yaparken de çok hoş şeylerle karşılaşmıyorum. Ben mesela özel ders veriyorum ama işte bu özel ders verdiğim aileler de artık hani öğrencinin 5-10 lirasında göz diker hale geliyorlar. İşte mesela atıyorum saati 75 diyorsam 45'e kadar iniyor adam ve beraberinde de bir sürü taleple geliyor bana. O da çok değişken bir gelir çünkü paramı alamadığım oluyor, işte param geç aldığım oluyor vesaire vesaire. Yani 3 ay sonra ödeme yaptıkları falan bile oluyor. Bayağı bir köleleşmemiz gerekiyor bizim öğrenciler olarak. O yüzden yine bir öğrenci için en alternatif yol part-time bu şekilde kafelerde falan çalışmak oluyor. Siz kendi işinize bakın. Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Yani bugün yoksulsan çalışmadan ne okuyabilirsin, ne hayatta kalabilirsin, geçinebilirsin. Çünkü ben bugün 18 yaşında aslında tek başına hayatını sürdürmeye çalışan bir gencim ve bugün çalışmaktan başka hiçbir alternatif kalmıyor bana. Bir öğrenci için gerçekten kolay değil. Gelmişim üniversitemde birinci senem ve benim en büyük derdim şu an paramın olmaması. Kitaplarımız olmuş 250-300 lira. Kitap alıyoruz ama bir kere alıyoruz. Onu da mesela ben PDF çıkartırıp alıyorum. Ne eğitimimize, ne kendimize, ne geleceğimize bir faydamız bulunabiliyor. Orijinali beni zorladığı için ben ucuzuna kaçıyorum. Biraz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ve biz ister istemez bu durumu sorguluyoruz. Ben bugün kombi mesela doğalgaz faturası kaç gelecek diye düşünmeden açabilmek istiyorum. Isınabilmek istiyorum. İşte ekonomik sıkıntıları ne zaman bitebilir hale geleceğini, işte ne zaman biraz daha rahat nefes alabileceğimizi, dışarıda bir yemek yemenin, bir kahve içmenin aslında lüks bir şey olmayacağını da sorguluyoruz ve bugünleri de görmek istiyoruz. Yani hayatta kalma çabası benim hayatımın çok büyük bir kısmı haline geliyor ve bu ister istemez benim vizyonumdan kısan bir şey. Benim en temel ihtiyaçlarım, peynirimden olsun, etime, sütüme kadar her şeyim şu an çok pahalı. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki hangi kuşaktan? Bizimki Teknofest kuşağı. Temel ihtiyaçları alıyoruz işte yumurta, alabiliyorsak işte domates falan. Peynir falan biraz daha lüks kaçıyor yani. Yediğim en küçük şeyden bile küçük küçük, büyük büyük çok güzel paralar çıkıyor cebimden. Yani sonunu göremiyorum. Bizimki Teknofest kuşağı. Biz eve market alışverişimizi genelde aylık yapmayı tercih ediyoruz. Bunu yaparken de tabii biraz inceleyip sık dokunmamız gerekiyor. Çünkü bugün işte herhangi bir işte tat veya besin değeri kaygısı güderek değil de neyin en ucuzunu alabiliriz şeklinde yapıyoruz artık market alışverişlerini. Bir şekilde gidiyor, bir şekilde gidiyor diyoruz ama gitmiyor. Her ay eksiye eksiye iyice yaklaşıyoruz. Liselisinden üniversitelisine kadar artık hepimiz hayatımızın her anında bir para hesabı yapar hale geldik. Yani alabiliyorsak sebze alabiliyoruz çok pahalı değilse ucuzundan. Daha çok işte patates, soğan gibi şeyler. Genel her şeye zaten sürekli zam geliyor ama en çok süt ve süt ürünlerine geldiğini gözlemleyebiliyorsun yani. İşte peynirdir, süttür falan. Bugün işte en ucuz market sütü bile bugün 7.90. Ya zaten sürekli pahalanan bir şey. Şu markayı alayım, bu markayı alayım gibi bir tercih hakkından ziyade en ucuzu hangisiyse, en uzun gidecek hangisiyse onu almaya çalışıyoruz. Kahve öğrencilerin çok tükettiği bir şey ve bugün kilosu sanırım en az bir 120 olmuş durumda. Zaten herhangi bir ortalama ihtiyaçlarını aldığım bir market alışverişi bile
yine dikkat etsen de en az 150 tutuyor. Günün sonunda bana kalıyor dediğim para da çok benim özel şahsi harcamalarıma değil de daha çok beslenmeme gidiyor. Bugünümüzün bir gerçeği haline geldi. Yani ekonomik baskı zaten en büyük unsur. Çünkü mesela karnını doyuramadığında, ısınamadığında, bu temel ihtiyaçlarını karşılayamadığında zaten otomatik mesela hayat kaliten düşüyor. Biz mesela ev arkadaşımla ikimiz düzenli olarak hastayız. Yani evde hiç ikimizin aynı anda sağlıklı olduğu bir zaman dilimi olmuyor. Ya ben hastayım ya o hasta. Okula ben normalde yürüyerek geliyorum. Çünkü hem yol ücretleri var hem de yürüyerek daha yakın aslında biraz da okul evime. Okul içerisinde de ringleri kullanıyorum ama işte kışın yapılabilecek daha iyi de bir şey yok. Çünkü her yerden her yere yürüyerek gitmek de birazcık zor. Tabii ki toplu taşıma kullanmam gerekiyor. Şimdi metroya gidiyoruz. Mesela günde minimum 2 kez kullandığını varsayarsak bugün tam ücret 3.25. Ve 3.25'i 2 ile çarptığımızda günde hani minimum 2 kez kullanıyorsa bile 6.5 yapıyor günlük. 6.5 da haftanın 7 günü kullanırsa eğer bunu daha aylığa döktüğümüzde aslında 182 lira. Yani hiç de o kadar az uz bir ücret değil. Düşünülmesi gereken yine bütçede yerinin ayrılması gereken, hesabının yapılması gereken bir miktar. Sabahtan beri aslında birazcık temel ihtiyaçların ne kadar pahalı olduğundan falan bahsettik ama insan bir de gençken özellikle hani farklı farklı giyinebilmek istiyor, işte güzel giyinebilmek istiyor. Ben en son ne zaman kendime bir kıyafet ya da bir şey aldığımı zaten hatırlamıyorum yani. Bu aslında temel bir şey ama lüks haline geldi. Yani aldığım bir şeyi 5-6 yıl giymeye çalışıyorum. Mesela 5. sınıfta aldığım montu sanırım hala giyiyorum. Bugün mesela bir mont alabilmek için kredi çekmek falan lazım. Fiyatlar cidden o kadar artmış durumda. Mesela burada bir monta baktığımızda görüyoruz 1000 lira olduğunu. 1000 lira bir öğrenci için ciddi bir meblağ. Bizim ev kirasının neredeyse yarısı falan. O yüzden şeyler alabilmek çok mümkün değil öğrenciler için. İstediği gibi giyinebilmek çok mümkün değil. Elinde olanlarla idare etmeye çalışıyorlar. Genel olarak biraz şeye de eğilim var artık. İkinci el giyinmeye falan da eğilim var. Bazen nereye gittiğini gerçekten ben de bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de para harcamadığın durumda aslında en çok parayı harcıyorsun. Durduğu yerde değer kaybettiği için. Yani 500-600 lira aslında o kadar büyük bir meblağ değil. Belki bundan 6-7 sene önce, belki 10 sene önce bir öğrenci bu parayla gayet iyi geçinebilirken şu an dışarıda bir kahve içmek istediğinde zaten 20 liradan başlıyor. Bir temel ihtiyaç olan yeme içmeye gidiyor kalan parada. Meyve yemek aslında biraz lükse kaçıyor bugün maalesef. Et zaten demiyorum. Yani geçen bir yarım kilo kıyma çektirdim ve 50 lira tuttu. O günden beri kıyma çektirmiyorum mesela. Durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış. Yani mesela geçen kendi lisemi ziyarete gitmiştim. Orada yaşadığım bir şeyi anlatarak bitirmek isterim. Çünkü çok fazla hayatım içindendi. İşte lisenin kantinine uğramıştım ve sonra bir öğrenci gelip elma suyunun ne kadar olduğunu sordu kantinciye. Kantinci 3 lira deyince de çocuk dolmuş param kalmıyor o zaman dedi ve almadan gitti onu. Hani ben bir elma suyu içmek istediğimde aslında bunu içebilmeliyim. Çünkü bu o kadar da lüks bir şey değil veya benim düşünmek zorunda olduğum bir şey değil. O yüzden bu hepimizin gerçeği. Belli bir zümrenin, işte sadece emekçi çocuklarının, sadece memur çocuklarının değil artık. Bugün neredeyse hepimizin gerçeği ve hepimize dokunan bir şey. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarına koşalım, gel beraber mesut olalım.